Ben Mehmet Karakış, 1976 Mardin Derik doğumluyum. Adana'da doğup büyüdüm. Uzun bir süre otomotiv sektöründe çalıştım. 1994 yılında HADEP'le tanıştım. Gençlik kolları, mahalle komisyonlarında aktivitelerde bulundum. Hemen sonrasında Mezopotamya Kültür Merkezi ile tanıştım. Folklor, tiyatro, çocuk eğitimleriyle uzun bir süre uğraştım. 99 yılında politik nedenlerden dolayı 7 yıl cezaevi yattım. Çıktıktan hemen sonra da mekeme çalışmalarını sürdürdüm. Viranşehir, Suruç, Adana ve Mersin'de bir fiil kültür, sanat, eğitim ve siyaset çalışmalarımı aralıksız sürdürdüm. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Sosyoloji ve medya ve iletişim mezunuyum. Kobani direnişe dair basıma hazır bir kitabım bulunmaktadır. Şu anda Adana'da ikinci dönem eş başkanlığını sürdürüyordum. Yeşil Sol'dan milletvekili adayım. Kentleşme sorununu giderememiş bir şehir durumundadır. Bir kere kent kimliğini kazanmakta zorlanıyor. En temel sorunlardan bir tanesi kaçak, çarpık ve denetimsiz yapılaşmadır. Yerinde yönetimin demokratik olmayışıdır. Yine tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması gibi bir durum söz konusudur. Trafik ve ulaşım şehir merkezinde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. En yaygın ve temel sorunlardan bir tanesi gençlerin uyuşturucu kullanmasıdır. Uyuşturucu Adana'nın kenar semtlerinde çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bunun esas nedenlerden bir tanesi aslında mutsuzluktur. Mutsuzluğun nedeni de umutsuzluktur. Gençler sosyoekonomik güvenceye sahip olmadıklarını düşündüklerinden kaynaklı ki haklılar. Bundan kaynaklı da gençler ciddi bir umutsuzluk yaşıyor. Bu umutsuzluk onların haz arayışını öne çıkartıyor. Bu haz arayışı da işte kısa yoldan uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığıdır. Cumhuriyet yüzyılını tamamladı. Cumhuriyet'in geçmiş yüzyılı bir felaket yüzyılıdır aslında. Çok ciddi trajediler, dramlar yaşandı. Halklar, inançlar inkar edildi. Çok ciddi katliamlar yaşandı. Yakın tarihte işte Suruç, Gar katliamı vesaire. Cumhuriyetin bundan sonraki yüzyılın demokratik bir cumhuriyet olması gerektiğine inanıyoruz. Yeşil Sol en güçlü, en iyi adrestir bu bağlamda. Halklar, inançları özgür olmalı, gençler özgür olmalı, sosyal aktiviteler içerisinde olmalı, bilimsel, demokratik eğitimin içerisinde olabilmeli. Başta Adana halkı olmak üzere tüm Türkiye'de bu ve buna benzer sorunlar yaşanmaktadır. Yeşil Sol güçlü bir muhalefet partisi olarak mecliste hazır bulunursa, en başta giderilecek sorunlardan bir tanesi belki de belediyelerimize el konulan kayyumları geri alabilecek olmamızdır. KHK mağdurlarının tekrardan işlerine geri dönebilecek olmasıdır. İmralı tecidinin kırılabilecek olmasıdır. Hasta mahpusların bırakılabilecek olmasıdır. Yine hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan siyasetçilerin tahliye edilebilecek olmasıdır. Bu nedenden dolayı Yeşil Sol Türkiye'nin sesidir. Adana halklarının sesidir. Adana kozmopolitik bir kent. Kendilerini Yeşil Sol'da bulabileceklerine inanıyoruz. Bu nedenle Yeşil Sol'a oy vermeleri gerektiğini düşünüyorum.